Peki bir taraftan da bir tartışma yürüyor. CHP'nin içinde yürüyen bir tartışma bu. Kurultayda da etraflıca ele alınacak bu meseleye ilişkin pek çok insan fikir beyan edecek gibi görünüyor. O da şu, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kemik bir oyu var, %25 diyelim kabaca. Ve bunun üzerine çıkamıyor. Çünkü işte Türkiye'de sağ sol dengesi var. 65-35 diyen var, 70-30 diyen var. Dolayısıyla biz karşımızdaki muhafazakar partiyi, İslamcı partiyi devirmek için sağdan oy almalıyız. Sağdan oy almak için de sağcılaşmalıyız. Bu bize kazandırmadı. Bu bize kazandırmadığına göre bu yolda yürümeye devam etmenin, bu yolu yeniden inşa etmenin bir faydası yok. Biz fabrik ayarlarına dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde de yazdığı üzere bir sol partidir. Ondan sonra bize oy verecek muhafazakarlar varsa bizim sol parti kimliğimizi bilerek, görerek gelsinler ki biz sol parti kimliğiyle onların da işte hayat tarzlarını, inançlarını garanti altına alacağımızı, iktidar olduğumuzu anlatalım vesaire vesaire. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben başından beri CHP'nin bir sosyal demokrat parti olarak kalması gerektiğini düşünüyorum. Fakat şimdi burada gözden kaçan şu, bir sosyal demokrat partinin de sağcı seçmenlerle diyalog kurabilmesi gerekiyor. Şimdi bu diyaloğun yöntemi şey değil, sağdan isimleri partiye eklemleyerek bu olmuyor. Bunu biliyoruz, bu işe yaramadı. Baştan beri de ben bunun işe yaramayacağını söylüyorum. Hatta örnekler verirdim. Yani bu şeyin içerisinde, CHP'nin içerisinde başından beri sosyal demokrat kimliğiyle bilinen ama aynı zamanda da toplumda hani dindar şeyiyle de, karakteriyle de tanınan bazı insanlar var. Dolayısıyla hani dinle, dindarlarla falan bir sorun olmayan ve iyi bir iletişim olan ve insanların hani bu yönünde takdir ettiği ama aynı zamanda sosyal demokrat olduğunu da bildiği mesela prototipi, işte örnek verdim ben her zaman, çok ismini zikrediyorum, umarım şey kızmıyordur, Sayın Fethi Yaşar mesela böyle bir profil Ankara'da. Başından beri siyasal kimliğinde hiçbir şey yok, tereddüt yok. Yani gençlik yıllarından beri CHP'nin Yeni Mahalle Belediye Başkanı teşkilatlarında çalışmış, çeşitli görevler yapmış ve 3 dönemdir de, yanlış hatırlamıyorsam 3 dönem oldu. Bu dönem tekrar yarışa girecek olursa 4. dönem olacak. Mesela böyle profil ve şeyler, muhafazakar seçmenler Fethi Başkan'a oy vermekten imtina etmiyorlar. Niye? Seviyorlar yani. Ve bir tartışma kimliğiyle ilgili bir tartışma yok. Şimdi böyle insanlar CHP içerisinde var. Var yani tanıdığımız, bildiğimiz insanlar var. Bunlar CHP içerisinde bu seçmenlerle diyaloğu geliştirme işinde, rol model olma işinde vesaire biraz da ön plana çıkabilir miydi? Çıkarılabilirdi. Benim gördüğüm CHP'nin yapması gereken birkaç şey vardı. CHP'nin siyasal kimlik üzerinden siyaset yapma alışkanlığından vazgeçmesi gerekiyordu. Aslında ben sağa açılmalıyım dediği anda bile siyasal kimlik üzerinden siyaset yapıyor. Öyle olunca da aslında bindiği dalı kesiyor ya da hedefinden uzaklaşıyor. Ne demeliydi mesela onun yerine? Ben bunu işte CHP'de çalıştığım dönemlerde anlatmaya çalıştım. Bir dönem bunu yaptı da CHP. Yani ben siyasal kimlikler üzerinden değil, insanlarla sosyal kimlikler üzerinden iletişim kuralım şeklinde bir önerim var. Bir örnek verir misiniz siyasal? Yani şimdi ey muhafazakarlar dediğinizde ortalama bir muhafazakar 200 yıllık batılılaşma, laiklik, muhafazakarlık vesaire falan filan, istiklal mahkemeleri, işte Ulu Hakan, Abdülhamit Han vesaire falan. Camileri yaktılar, hanları yaktılar. Aynen öyle. O tortularla sizi dinlediği için size bariyerleriyle, kepenkleriyle falan sizi dinliyor. Ön yargılarıyla sizi dinliyor. Hatta işte doğrudan işte duymazdan geliyor çünkü ulaşamıyorsunuz. Ama işte ey asgari ücretler dediğinizde bu ideoloji nötr bir kimlik olduğu için, sosyal bir kimlik olduğu için efendim diyebiliyor insanlar. Ya da emekliler dediğinizde efendim diyebiliyor. Ya da apartman görevlileri. Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte hatırlarsanız apartman görevlileriyle, ev hizmetlerinde çalışanlarla, balıkçılarla, tır şoförleriyle, kamyon şoförleriyle, minibüsçülerle vesaire falan, böyle çok bütün şeylerle, sosyal kimliklerle,
daha doğrusu insanlarla sosyal kimlikleri üzerinden iletişimler oldu, toplantılar oldu. Ve o dönemde CHP ilk kez çeşitli toplum kesimleri tarafından dinlenmeye başladı. Birçoğu ilk kez biz bir CHP'li yani bu kadar yakından dinliyoruz falan diyordu insanlar. İlk kez CHP'den birileri bizi davet etti, bizimle iletişim kurdu falan diyorlardı. Peki muhafazakar kesimle iletişimini sürdürmüyor muydu? Sürdürüyordu. Orada da muhafazakar kanaat önderlerini çağırıyordu. Orada da kartlara çıktı ve sorularını, insanların sorularını, eleştirilerini yanıtlamaya çalışıyordu Sayın Kılıçdaroğlu. Bir dönem iyi gitti fakat sonra benim gördüğüm o seçimin telaşı içerisinde bu şey kural unutuldu ve siyasal kimlik alanına girecek tartışmalara girildi. Mesela işte başörtüsüne ile ilgili yasa teklifi vesaire gibi. Arkasından şeye hükümete yeniden siyasal kimlik üzerinden kendi seçmenini konsolide edebilme olanağı yarattı. Çünkü o güne kadar hükümetin en çok kullandığı ve çok verimli kullandığı o siyasal kimlik üzerinden o %60'ın %50 artı bilmem ne kadarını 2,5'unu genellikle konsolide etme imkanını elinden almıştı. Çünkü bunu Sayın Kılıçdaroğlu defalarca söyledi ya biz siyasal kimlikler üzerinden değil sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapıyoruz şeklinde. Fakat oradan vazgeçildi benim gördüğüm. Şimdi bunu sürdürmesi bence çok da önemliydi. Aslında Ecevit'in 70'li yıllarda yaptığı şey de öyle. İnsanlara siyasal kimlikleri üzerinden değil, sosyal kimlikleri üzerinden hitap etti ve insanların insanlara sesini duyurdu ve insanları etkileyebildi. CHP belki önünde zaman olsaydı, seçim bu kadar yakın olmasaydı, bu sosyal kimlikler üzerinden hem projelerini hem değerlendirmelerini hem yorumlarını hem kendini anlatmasını hem bu süreçte kendini dönüştürmesini o süreçleri tamamlayabilseydi sürdürebilseydi belki bugün bu tartışmaların hiçbirine gerek kalmayacaktı ama bence doğru yolculuk orada yani sosyal demokrat olacak. Kimliğini gizlemesi falan gerekmiyor. Solculuk falan dediğinizde de bir şey anlaşılmıyor Türkiye'de. Ya da orada da kötü hatıralar var. CHP Sosyal Demokrat Parti olmalı. Şimdi birçok belgesinde işte kamucu vesaire falan gibi başka kavramlar kullanıyor. Sosyal demokrat kavramını kullanmıyor. Ben mesela buna çok itiraz ettim başından beri. Sosyal demokrat kavramını kullanmalısınız ve topluma öğretmelisiniz bunu. Bizim toplumumuz bunu öğrenir. Niye öğrenir? Çünkü biz biliyoruz ki yurt dışında yaşayan yurttaşlarımız, gurbetçilerimiz mesela orada çoğunlukla sosyal demokrat partiler oy veriyorlar. Niye? Sağcılar, Hristiyan demokratlardan falan korkuyorlar. Çünkü haklarını vesairelerini, özgürlüklerini falan koruyanların sosyal demokratlar olduğunu biliyor. Çoğunlukla sosyal demokrat partilerin oyları sosyal demokrat partilere gider. Türkiye'de ise Sosyal Demokrat Parti'ye oy vermiyor. Ya da Türkiye ile seçiminde yani Almanya'da yaşayan Türkler Almanya'daki seçimde Sosyal Demokratlara Almanya'da yaşarken Türkiye'de yapılan seçimlerde işte Muhafazakar Parti'ye oy veriyorlar. Şimdi niye bu paradoks değil aslında. Kendi haklarını daha fazla kimin koruyacağını düşünüyorsa ona oy veriyor. Bir taraftan da siyasal kimlik tabii ki Türkiye seçimler söz konusu olunca devreye giriyor. Ama CHP'nin sosyal demokrasinin ne olduğunu bu topluma anlatması lazım. O yüzden yani zaten orada da başka şey var benim gördüğüm. Paradoks daha var. Ne? Şimdi solculuk, sekülerlik vesaire falan o işte Kemalizm onu çok vurgulayarak siyaset yapıyorsunuz. İşte %21'ler, %22'ler geçemiyorsunuz Deniz Baykal dönemi rahmetli. Sonra Deniz Baykal'ın bizatihi kendisi bundan vazgeçti. Hatırlayacaksınız İstanbul'da çarşaf açılımıyla başladı. Yani en radikal şeyle, hususla başladı. Tabii doku buna reaksiyon verdi. En son söyleyeceği lafı en başta söylemek en başta gibi söyledi. Bir şeydi. Ama işte şimdi ben bundan vazgeçtim dediğinizde bile siyasal kimlik üzerinden o dönüşüm sürecini gerçekleştirmeye çalıştığınızda insanların aklında dedim ya o 200 yıllık
tortu varken bunu yapamıyorsunuz. Sadece siyasal kimlik üzerinden iyi bir şey bile söyleseniz o tartışmaları yeniden ondan hiç bahsetmemek oluyorsunuz. Bunlara hiç girmemek lazım. Tabii ki, çünkü insanların siyasal kimlikle ilgili sorunlarından daha çok sosyal kimlikleriyle ilgili sorunları var. Aslında insanların büyük çoğunluğu gündelik hayatımızda hepimiz vatandaşın büyük çoğunluğu bu işte emekliliğini konuşuyor, geçinememesini konuşuyor, okul taksitini ödeyememesini konuşuyor, tatile gidememeyi konuşuyor falan filan, işsiz kalmaktan çekiniyor, öndük işlerin kötü gittiğinden, sigortayı ödeyemediğinden, işte vesaireden falan filan bahsediyor, değil mi? Bir gündelik hayatta bunlar konuşuyor. Şimdi orada insana ulaşmanız çok daha kolay. İdeoloji nötr alanlar bunlar ve ideoloji nötr alanlarda uygun çözümlerle, uygun dillerle, uygun tutumlarla bu insanları etkileme şansınız var. Ama siyasal kimlikler üzerinden bir tartışmaya neresinden girerseniz girin, söyleminiz ne olursa olsun, siz siyasal kimlik üzerinden siyaset yapan rakibinizin aslında siyaset yapma olanağını pekiştirmiş oluyorsunuz. Ona o alanı açmış oluyorsunuz. Ve o alanda kendi alanı o. Ve o alanı işte 70 yıldır çok iyi kullanıyor sağ siyaset. Yani Demokrat Parti kurulduğu günden bu tarafa o alanı çok iyi kullanıyor. Demokrat Parti yokken de sağ entelijensiye, CHP'ye direnirken de aslında o alanı çok iyi kullandı. Dolayısıyla orada rekabetçi üstünlüğünüz söz konusu değil. Ama sosyal alanda rekabetçi üstünlüğü elde edebilirsiniz. Peki. Bu yapılabilirdi. Bence hala yapılması gereken şey bu. Dolayısıyla hani şimdi sağa yaklaştık olmuyor, tekrar sola geri dönelim dediğinizde o da değil yani. Orada da zaten 21-22'deydiniz. 21-22'den 24-25'e geldiniz. Ama yani 25'i beğenmedim, 22'ye gideyim, 21'e gideyim demek makul değil. Yani işte 2007 yaşandı Türkiye'de, 2007 genel seçimleri. Cumhuriyet mitingleri yapılıyordu, muhtıra verilmişti, değil mi? Laiklik konusunda duyarlılık tavan yapmıştı. Üstüne üstlük DSP-CHP birleşti, seçim ortak girdi. Netice %22. Şimdi oraya gittiğinizde de orada da büyük bir oy potansiyeli yok. Dolayısıyla sorun başka bir yerde. Sorun sadece Türkiye'nin içinde de değil üstüne üstlük. Dünyada da sol, en azından bizim parçası olduğumuz, ben bunu söylediğimde ama Güney Amerika falan diyorlar. İyi de biz Avrupa politik coğrafyasının parçasıyız ve Güney Amerika'ya değil Avrupa'ya benziyoruz. Avrupa'da da sol kazanamıyor. Avrupa'daki sol partilerin kaderiyle Türkiye'deki sol partilerin kaderi hep aynı oldu. Yani 1980'lerde 40'ların altına indiler, 30'lara düştüler. 90'larda Doğu bloku çözüldükten sonra, 80'lerde niye? İşte liberalizm dalgası geldi. Thatcher'lar, Reagan'lar, Türkiye'de Turgut Özal falan hatırlayın. O liberal dalgada 40'ların altına indiler, 30'lu puanlara düştüler. 90'da Doğu bloku çözüldü, tekrar etkilendi. Bu sefer 30'ların altına indiler, 20'lere. 2000'de neoliberal dalga geldi. Türkiye'de AK Parti, o neoliberal partilerin örneği. Bu sefer 20'lerin de altına düştüler. Şimdi daha sonra 2008'de küresel kriz çıkınca acaba insanlar tekrar sosyal demokrat partilere geri döner mi diye beklendi. Fakat öyle olmadı. Tam tersine sağın yarattığı krizden, liberal sağın yarattığı, merkez sağın yarattığı krizden kurtulmak için insanlar aşırı sağa yöneldiler. Hı hı. Şimdi yeni bir kriz daha başladı. İnsanlar şu an dünyada yükselen trend aşırı sağ partiler. Dünyada sosyal demokrat partiler büyümüyorlar. Yani Norveç falan bile sağa kaybetti. İtalya sağa kaybetti. Aşırı sağ iktidara geldi. Neofaşist bir hükümet kuruldu İtalya'da. Şimdi bütün bunları sanki olmuyormuş gibi, sadece Türkiye'de sosyal demokratlar oy kaybediyormuş gibi meselenin de tartışılmaması gerekiyor. Hı-hı. Bu küresel boyutlarıyla, uluslararası boyutlarıyla ve tarihsel boyutlarıyla bu meselenin tartışılması lazım. Benim gördüğüm sağlıklı bir tartışma ortamı bile olmuyor. Bu tartışmaya girdiğiniz anda CHP'deki koltuğa kim oturacak tartışmasıyla ilintili bir tartışma haline dönüşüyor ve o teorik tartışma yapılamadığı için bence sosyal demokrasi kendine bir istikamet çizemedi bugüne kadar. O yüzden işi biraz zor görünüyor. Yani bu kongrede de, bu kurultayda da ben CHP'nin bu problematiği çözebileceğini ve burada bir
büyük değişim yaşayabileceğini zannetmiyorum. Ama bir şeyleri değiştirmek gerekiyor. İşte en kolay değişen şey de insan kaynağı, görevler, pozisyonlar. Şu an yine oraya yönelmiş durumda. Söyleme baktığınızda yani esas problematik alana, oraya dair ben tarafların herhangi bir önerisi yok. O zaten ciddi bir iş, ciddi bir tartışma, büyük bir tartışma ve o tartışmayı ne Türkiye'deki sosyal demokratlar ne Avrupa'daki sosyal demokratlar henüz işin içerisinden çıkabilmiş değil. Yani biz sosyal demokrasi nasıl oyun arttırır diye düşünürken bu arada Avrupa'nın her yerinde aşırı sağcılar evet iş başına geliyor birer birer ya da oylarını arttırıp işte koalisyon ortağı vesaire oluyorlar.